Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, türev konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parçalı fonksiyonun türevi bugünkü konumuz, işleyeceğimiz konu. Diğer türevden farklı mı alınıyor hocam? Hayır, diğer türevlerin aynısı. Zaten parçalı fonksiyon da olsa bu fonksiyonun dalları dediğimiz, parçalı fonksiyonun dalları dediğimiz kısımlarının da polinom olduğunu unutmayacağız. Yani gene polinomu türevini uygulayacağız. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. O da sevgili gençler, fonksiyonun sağ türevine, sol türevine de bakmamız gerekiyor tabii ki. O halde sevgili gençler, şöyle konumuza bir başlayalım bakalım. F fonksiyonumuz var. İşte dalları bunun gx ve hx neye göre değişiyor? X'ler a'dan büyükken böyle, x'ler a'dan küçük veya eşitken böyle. Tabii bu eşitlik illa küçük olan tarafta olmak zorunda değil. Büyük tarafta da olabilir. Sıkıntı yok. Burada sadece temsili bir örnek göstermek istedik. Türevi ne olur arkadaşlar? G'nin türevini alırsın. G türev x dersin. H'ın türevini alırsın. H türev x dersin. Ve x a'dan büyükken ve x a'dan küçük veya eşitken dersin yine. Notumuza göz gezdirelim. Kritik nokta olarak bilinen fonksiyonun tanım kümesinin parçalanma noktalarında, ki bunlar a oluyor yukarıdaki örnek için. f(x)'in türevi sorulursa eğer, fonksiyonun sürekli olup olmadığına bakacaksın önce, ki zaten sürekliyse limitinin de olup olmadığına bakman şart zaten. Sürekli olup olmadığına ve sağ türevle sol türevin birbirine eşit olup olmadığına bakılır. Eğer sürekli ise artı yanına bir de sağ türevle sol türev birbirine eşit geliyorsa dersin ki ha tamam, fonksiyonun bu noktada türevi vardır ve budur diyeceksin. Fonksiyonun sürekli ve sağ sol türevi birbirine eşitse fonksiyonun kritik noktalarında türevlidir diyoruz. Şimdi şuna bakalım örneğimize. Fonksiyon bir kere parçalanmış. Nerede? 2'de. Yani kritik noktamız bizim 2. 2 haricinde bir noktanın türevi sorulursa basit. Mesela ikinci ve üçüncüye bakalım. F türev 1 sorulmuş. 1 nerede arkadaşlarım? Burada. Bakın 1 2'den küçük. Dolayısıyla şunun türevini alıyorsun. Nedir bunun türevi? 4x. Bitti. 1'i de yerine yazıyorsun. 1'i yerine yazdığın takdirde ne gelecektir? 4. Bunun türevi varmış ve 4'müş. 3'e bakıyorsun. 3 nerede? 3 2'den büyük olduğu için burada bakıyorsun. Bunun türevini aldın 1. 1'de x gördüğün yere 3 yazacaksın ama x yazacak bir yer yok. Zaten sabit geldi türevi. O halde sevgili gençler, bunun türevi de 1'miş. F türev 2. Şimdi burada dikkat ediyorsun. Neye dikkat ediyorsun? Kritik noktaydı bu 2 noktası. Diyorsun ki fonksiyon 2'de sürekli mi? 2'yi şurada yerine yazıyorsun, 5 geliyor. Burada da yerine yazıyorsun. 8 eksi 3'ten bu da 5 geliyor hocam. Tamam, güzel. Fonksiyon sürekli. Limiti var ve zaten burada eşitliği de gördüğün için süreklidir de diyorsun. Şimdi neyine bakmamız lazım? Sağ ve sol türevlerine bakmamız lazım. Bakalım o zaman. Şimdi şu sağ türevi aldığın zaman 1 geldiğini biliyorsun. Sol türevi aldığın zaman da bunun türevinin 4x olduğunu biliyordun. X gördüğün yere 2'yi de çakarsan eğer 8 gelir. Şimdi sol türev 1, sağ türev 1, sol türev 8 ve bunlar birbirine eşit olmadığı için diyorsun ki fonksiyon 2'de x eşittir 2'de sürekli pardon türevsizdir diyorsunuz. Türevi yokmuş. Sağ türev, sol türev eşit olmadığı için. Bakın ne kadar sürekli olursa olsun. Yukarıda zaten bahsetmiştik LST dediğimiz kısımda. Sürekli olsa da bu türevli olduğu anlamına gelmiyor. O halde sevgili gençler, sağ türev, sol türev bizim için önemli. Alt kısma bakıyoruz. X eşittir. Eksi 2 noktasındaki türevini bul demiş. Eksi 2 nerede? 4'ten küçük. Demek ki direkt buranın türevini alıyorsunuz. Türevini aldığınız takdirde eksi 12 gelir. Cevabımız da eksi 12 olur o halde. Bir alttakine bakıyoruz. Parçalanma noktamız eksi 1. X eşittir eksi 1 noktasında bunun türevli olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre m artı n artı r kaçtır diye soruluyor. Şimdi türevli ise ondan önce bir kere süreklidir zaten. O halde eksi 1'i şurada yerine yazıyorsunuz. Eksi m artı 2 geliyor. Daha sonrasında eksi 1'i burada da yerine yazıyorsunuz. Eksi 1'in karesi 1, r geldi. R artı 1. Demek ki m artı 2, r artı 1'e eşitmiş. Bu cepte. Bu cepte. Pekala. Hatta buna şöyle de diyebilirsiniz. M artı R o zaman 1'dir hocam da diyebilirsiniz. Artık cebinize koymanız gereken şey bu olsun. Tabii bir de buradaki eksi M artı 2 eşittir R artı 1 dedik ya. Bunlar sol ve sağ limitlerdi. Bunun bir de görüntüye, yani N'ye eşit olması gerekiyor. Bunu da biliyorsunuz ekstradan. Şimdi türevli olduğu için sağ türevin sol türeve eşit olması lazım. Sağ türevi almak için şuradan yardım alıyorsun. Buradan türevi sevgili gençler, bu kısmı M gelir. Şunun türevi de
2rx gelir. Eksi 1'i de yerine yazarsan eksi 2r olur. Ve şunu da söylersin artık. M eşittir eksi 2r'ymiş demek ki. Çünkü sağ türev sol türeve eşit olmak zorunda. M dediğimiz eksi 2r ise 1 eşittir. M gördüğün yere yazarsın eksi 2r'yi. Artı bir de r dersin. Eksi r buradan 1'e eşit olur. Demek ki r kaçmış? Eksi 1. Bu cepte. R eksi 1 ise m 2'dir. R eksi 1 ise eksi 1'e 1 ekledin. N de 0'dır. Şimdi m artı n artı r sorulmuştu. Hadi bulalım o zaman. M'miz 2 idi. N 0'dı. R de eksi 1'di. Bunları toplarsanız sevgili gençler tabii ki 1 cevabını bulursunuz. Cevabımız bu olacaktı deriz. Ne yaptık? Önce sürekliliğine baktık. Süreklilikten bir şeyler elde ettik. Sonrasında sağ ve sol türevine baktık. Türevli dediği için zaten işimiz kolaylaştı. Birbirine eşitledik. Oradan gelen değer yani m eşittir eksi 2r yardımıyla götürdük burada yerine yazdık. R'yi bulduk. R'yi bulunca m'yi bulduk. R'yi bulunca n'yi de bulduk. Soru bitti. Devam ediyorum bir sağda üstteki soruyla. Mutlak değer fonksiyonu türevi. Ki biliyorsun her mutlak değer fonksiyonunu parçalı fonksiyon biçiminde yazabiliyorsun. Parçalı tanımlı fonksiyon biçiminde yazabiliyorsun. Yazabildiğin için de gene kritik noktalar önemli oluyor. Mutlak değer fonksiyonunun kritik noktası ne? Mutlak değerin içini sıfır yapan kökler. Şimdi diyoruz ki f(x) mutlak değer g(x) ise g(x) sıfırdan farklı olmak üzere tabii ki f türev x'i nasıl alırsın? Şöyle hocam g(x) sıfırdan küçükse zaten dışarı bak önce f(x)'i yazalım biz tamam mı? f(x) eşittir diyelim sen de yaz bunu. X sıfırdan küçükse zaten gx dediğimiz fonksiyon dışarı eksi gx diye çıkacaktı. X sıfırdan büyükse de gx dediğimiz fonksiyon dışarı zaten olduğu gibi çıkacaktı. Şimdi bunun yardımıyla da x sıfırdan küçükse eksi gx'in türevine bakacaksın. X sıfırdan büyükse de artı gx'in türevine bakacaksın. Gx eşittir sıfır için sağ ve sol türevler kontrol edilecek. Niye? Çünkü sevgili gençler kritik noktamız bu. Bunun kritik noktası bu olduğu için bunu yapıyoruz biz. Fakat içeride tabii farklı bir fonksiyon yazıyorsa onun kritik noktasına bakacaksın. Yani köküne bakacaksın. Tamam. Pekala. f(x) eşittir 2x eksi 6 olduğuna göre f türev 2 ve f türev 3 değerini hesapla demiş bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım bizim f fonksiyonumuzun iki noktasındaki türevine bakacağız önce. İki noktası bunun kritik noktası falan değil. Bunun kritik noktası 3 arkadaşlar. İçini sıfır yapan değer 3'tü çünkü. Şimdi 2'ye bakacaksak o zaman direkt bakabiliriz. Nasıl bakacağız? Bunun türevini mi alacağız hocam? Hayır. 2'yi yerine yazdığın zaman içerisi negatif mi oluyor, pozitif mi oluyor ona bakacaksın. 2'yi yerine yazınca içerisi negatif oluyor. O halde benim fonksiyonum burası için nasıl dışarı çıkıyor? 6 eksi 2x diye eksiyle çarpılarak dışarı çıkıyor. Ve sen artık 2'deki türevini kontrol edebilmek için bunun türevini alıyorsun. Bunun türevi eksi 2 geldi. Peki f türev 2 kaçtır o zaman? Hocam eksi 2'dir tabii ki. Çünkü x yerine yazacak bir şeyim yok. Çünkü piyasada x yok. Peki bunu bulduk. Güzel. 3 noktasındaki türevine nasıl bakacağım? Şöyle. F'in türevinde diyeceğim. Tamam mı? 3'ün soluna bakmak için 3'ün sol tarafını yerine yazarsan 2 çarpı 3'ün solu ki 6'nın solu yapar. 6'nın solundan 6'yı çıkarırsan içerisi negatif olacaktır. Negatif olduğu için de fonksiyonumuz dışarı f(x) dışarı nasıl çıkacak? Aynı yandaki gibi 6 eksi 2x ve sen bunun türevini aldığın takdirde eksi 2'yi bulacaksın. 3'ün sağ türevini kontrol etmek için de ne yapacaksın? 3'ün sağını burada yerine yazdığın zaman 6'nın sağından 6 çıktı pozitif. Demek ki burası f(x) eşittir. 2x eksi 6'ymış ve bunun türevine bakacaksın. Bunun türevi de 2. Şimdi güzel kardeşim sol türev eksi 2 geldi. Sağ türev 2 geldi. Bunun türevi var mıdır? Hayır hocam. Demek ki bu f türev 3 dediğimiz değer yoktur diyeceğiz. Yani fonksiyonun x eşittir 3 apsisi noktasında türevi yokmuş diyeceğiz. Bunu daha iyi anlayabilmenin bir yolu var mı? Tabii ki var. Bu yüzden de aşağıda benim çizeceğim bir grafiği şimdi dikkatlice izle. Tamam. Şöyle diyelim. Bir x'ye kartezyen koordinat sistemimiz olsun. Şuraya x diyelim. Şurası y olsun. Şurası x olsun. Şurasına orijin diyelim. Benim yukarıda çizmeye çalıştığım, bulmaya çalıştığım, türevini bulmaya çalıştığım fonksiyon 2x eksi 6'nın mutlak değeri. Şimdi o halde önce ben f(x) eşittir 2x eksi 6'yı bir çizeyim. X gördüğüm yere 0 yazarsam fonksiyon eksi 6'dan geçer. X gördüğüm yere 3 yazarsam fonksiyon 0'dan geçer. Yani bu ikisinden geçen, şu ikisinden geçen doğrumuz bizim fonksiyonumuz olacaktır. Bu 2x eksi 6 fonksiyonu sevgili gençler.
Şimdi eğer ki ben bunun yukarıda bana mutlak değerini sormuştu. Ben bunun mutlak değerini aldığım anda bu fonksiyonun negatif değerleri çıkamayacağı için ne yapmamız gerekiyor? Fonksiyonun alt tarafında kalan, x ekseninin altında kalan kısmının x eksenine göre simetriğini almamız gerekiyor. Ve benim artık yeni fonksiyonum şurada kırmızıyla işaretlediğim fonksiyonum oluyor. İşte bu mutlak değer 2x eksi 6 fonksiyon. Ve sevgili gençler, hemen 3 noktasına bakın. 3 noktasının soluna ve sağına baktığınız zaman türevlerinin farklı, yani eğimlerinin farklı olduğunu görüyorsunuz. Ki biz zaten buralara diyeceğiz ki bunlar sivri uçlu noktalar. Sivri uçlu noktalar. Sivri uçlu noktalarda da hatırlarsanız türev yoktu. O halde ben direkt 3 noktasındaki türev sorulduğu zaman bunun türevi yoktur kardeşim diyeceğim. Diğer noktalardaki türevine bakabilirsin. Beni ilgilendirmez ama 3 noktasında, kritik noktasında bunun türevi yoktur. Kritik olmasının sebebi de bu zaten. Sol türevinin sağ türevine eşit olmaması burada bize kritikliği yaratan şey zaten. Devam. Peki bu x artı 2'nin karesinin mutlak değeri fonksiyonunun eksi 2 noktasında, yani buranın kritik noktasında türevi var mı? Bak, buna var diyeceğiz işte, kritik nokta olmasına rağmen. Sebebini de grafikle anlatmak istiyorum ben sana yine. Şimdi dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Burası x, burası y dedim. X artı 2'nin karesi köküne bunun eksi 2. Eksi 2 noktası ise bu şu şekilde kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Şimdi sen bunun mutlak değerini alsan da x ekseninin alt tarafında kalan hiçbir bölgesi olmadığı için x ekseninin altında kalanları üst tarafa doğru simetriğini alacak bir parçan yok zaten. Yani bu fx eşittir x artı 2'nin karesinin grafiği de dersin. fx eşittir mutlak değer x artı 2'nin karesi de dersin. İkisinin de grafiği aynıdır. Peki burada hiç öyle kırılma noktasıdır, vay efendim sivri uçlu noktadır, şudur budur var mı? Hayır, yok. O zaman dersin ki kardeşim bu fonksiyonun f türev, yani eksi 2 noktasında türevi vardır. Var ama grafik üzerinden hesaplanabilir mi? Arkadaşım bak, gördüğün üzere bu buranın tepe noktasıdır. Ve tepe noktasından bir teğet attığın takdirde bu teğetin eğimi x ekseniyle bu teğet paralel olduğu için eğim sıfırdır. Eğim sıfırsa türevi de sıfırdır diyeceksin. O halde gel güzel kardeşim, alttaki güzel notu inceleyelim. Diyor ki bak, ne reel sayı olmak üzere. Eğer ki x eksi a'nın n'inci kuvvetinin mutlak değeri diye bir fonksiyonun varsa elinde. Şurası türev bu arada. F'in türevine bakıyorsun. Eğer buradaki n 1 ise türevi yoktur diyorsun. Orada mutlaka fonksiyonun grafiği kırılıyordur, sivri uç oluşturuyordur. Ama n 2'den büyük veya eşitse türev daima sıfırdır diyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. O halde ben sana şöyle bir soru sorsam, mesela fx eşittir mutlak değer x eksi 3'ün kübü. Bunun 3 noktasındaki türevi nedir? Hemen diyeceksin ki hocam sıfırdır. Niye? Kritik nokta ve 3. kuvvetini almış. Üst kuvvet 2'den büyük veya eşit olduğu için, yani buradaki 3 kritik noktada türev vardır ve mutlaka sıfırdır. Ama şöyle bir şey sorsam, fx eşittir mutlak değer x eksi 2 diye sorsam, diyeceksin ki f türev 2 yoktur hocam. Neden? Çünkü burası 1, kuvveti 1 gördüğün üzere ve içerisi kritik noktada türev yoktur diyeceksin. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 88. sayfama. fx eşittir x eksi 2'nin mutlak değeri artı 9 eksi x karenin mutlak değeri artı 2x olduğuna göre f türev eksi 2 artı f türev 1 toplamının acaba sonucu nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz sevgili gençler. Eksi 2 yerine yazdığınız takdirde eksi 2 eksi 2 içerisi negatif oldu. Dışarı nasıl çıkar burası? 2 eksi x diye çıkar. Burası nasıl dışarı çıkar? Eksi 2'yi burada yerine yazdığınız zaman gene pozitif oluyor ve olduğu gibi çıkar. 9 eksi x kare diye, bir de dışarıda 2 x'imiz var. 1 yerine yazılırsa gene burası negatif olacaktır. Burası yine pozitif olacaktır. Ve yine burası 2x olacaktır. Şimdi nasıl çıktı önemli. Şunu bulabilmek için şunun türevini, bu ikisi de aynı olduğu için fark etmez, İkisinin birisinin türevini alın. Al şunun türevini. Eksi 1 eksi 2x artı 2. Eksi 2'yi de artı 1'i de burada yerine yazacaksın. Önce düzenleyelim. Eksi 2x artı 1 diye. Eksi 2'yi yerine yazarsam 5 gelir.
1'i yerine yazarsam eksi 1 gelir ve bunların da toplamı 4 olur. Demek ki f(x) f türev eksi 2 ile f türev 1'in toplamı buymuş, yani 4'müş diyeceğiz. Peki hocam, bu bileşke fonksiyonun türevi ne ayak? Yani bileşke fonksiyon işler karışacak mı yani? Çok karışmayacak, merak etme. Gayet basit biçimde bulacağız. Şimdi y fonksiyonu u'ya bağlı, u fonksiyonu da x'e bağlı bir fonksiyon olsun. O halde y eşittir f bileşke gx fonksiyonunun türevini şu şekilde bulacağız biz. Yani f gx'in türevini. Bu da ne demek oluyor? Y fonksiyonunun aslında x'e göre türevini almak istiyoruz biz. Ama y fonksiyonu u'ya bağlıydı. U da x'e bağlı sonuçta. Yani bunu buna bağlayacağız aslına bakarsanız. O halde ben diyorum ki önce y fonksiyonunun u'ya göre türevini alırım. Sonra da u fonksiyonunun x'e göre türevini alıp bunları çarparım diyorum. Bu da ne demek oluyor? F türev u çarpı g türev x. Peki f türev u ne? Hocam u zaten gx'ti. Yerine yazarsın. F türev, bakın, hop, gx, f türev gx çarpı g türev x'miş bizim türevimiz. Aynı kuralı daha fazla fonksiyon için de uygulayabilirsin. Üçlü, dörtlü, beşli, altılı hiç fark etmez ama aynı şekilde uygulayacaksın. Örnek veriyorum. Bize diyor ki fx, x küp eksi x'miş, gx de x kare artı 1'miş güzel kardeşim. F bileşke g'nin türevini bul demiş. Yani aslında bizden istenen şu. F'in türevinde gx çarpı g türev x'i bul demiş bize. Pekala. Öncelikle bize bir tane g'nin türevi lazım. G'nin türevinde x fonksiyonu 2x'tir sevgili gençler. Bakın şu kısmı bulmuş olduk. Burası 2x. Şunun türevini aldım. Bir de bana f türev x lazım. F türev x de şunun türevini alalım. 3x kare eksi 1'dir. Şimdi sen f'in türevinde g'yi istiyorsun, gx'i. O zaman x gördüğün yere gx'i yazacaksın. Yani 3 çarpı g kare x eksi 1. G fonksiyonu da bu olduğu için yerine yazacaksın. 3 çarpı x kare artı 1'in, bakın burada, karesi eksi 1 çarpı 2x. İşte sevgili gençler, alın size f bileşke g'nin türevi diyeceğiz. Bir de şu fonksiyona bakalım. Bunu fasiküllerde, soru bankalarında türevde zincir kuralı diye de görebilirsin. Tamam? Yukarıda anlattığımızın aynısı. Y fonksiyonuna bakıyorsun, t'ye bağlı. T fonksiyonuna bakıyorsun, x'e bağlı. Ama bana neyi sormuş? Y'nin git x'e göre türevini al. Yani şuradakinin şuraya göre türevini al demiş. Hiç zor değil. Dikkatli dinle. Ben gidip y'nin t'ye göre türevini bulabilirim. Daha sonrasında da t fonksiyonunun x'e göre türevini de bulabilirim. Eğer ki bunları çarparsam şurada gördüğünüz dt'ler gider ve geriye y fonksiyonunun x'e göre türevi kalmış olur. Peki bu dy bölü dt nedir? Al türevini kardeşim. 6t artı 1 çarpı t'nin x'e göre türevi. Şuranın türevini alıyorsun. 8x artı 5. E tamam, güzel de x'e göre türev sorulmuştu bize. Elimizde hala t var. E sen t'nin ne olduğunu biliyorsun. 6 çarpı t neymiş? Bak buradaki. 4x kare artı 5x artı 1. Hop çarpı 8x artı 5 diyebilirsin. Al sana dy bölü dx. Anlaştık. Bir de bunun yerine sayı koy versiyonu var. O daha da basit. Merak etme, daha da basit. Türevde bir şeyleri öğrendikçe daha basit hale gelir. Bunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Y fonksiyonu t'ye, t x'e, x de u'ya bağlı bir fonksiyon. Y'nin u'ya göre türevini al demiş. Ne yapmamız lazım? Y'nin t'ye göre türevi çarpı t'nin x'e göre türevi ve çarpı x'in u'ya göre türevini bulacağız. Bunların hepsini çarptığımız takdirde aha da bununla bu, bununla bu gidecek ve dy bölü du kalacak bize sorduğu. Y'nin t'ye göre türevi 2'dir. T'nin x'e göre türevi 2x'tir. X'in u'ya göre türevi de 1 bölü 2 kök u'dur. Doğru mu? U'ya göre türev istemişti. Yani x olmasın, u kalacak sadece. X neydi kardeşim? Kök u değil mi? Yani 2 çarpı 2 çarpı x neydi? Kök u. Çarpı 1 bölü 2 kök u dedim. Kök u ile kök u gitti. İkiler de gitti. Geriye sadece ne kaldı? 2 kaldı. O halde bizim cevabımız da budur diyeceğiz. Devam. Fx küp eksi x artı 2, x kare eksi x artı 3 ise f türev 2 sorulmuş bize. Bakın alıyorum türevini. F'in türevinde x küp eksi x artı 2. Yalnız şöyle bir durum var. Ben hala içerisinin türevini almadım. O zaman çarpı İçinin türevi 3x kare eksi 1. Şu an sol tarafın türevini bitirdim. Madem türev alıyorum, sağ tarafın da türevini alalım. Değil mi?
Sağ tarafın türevi nedir? 2x eksi 1'dir. Benden ne istenmiş? F türev 2. Ben x gördüğüm yere ne yazarsam f türev 2 elde ederim. Tabii ki x gördüğüm yere 0 yazarsam. O halde f türev 2 x gördüğüm yere sevgili gençler 0 yazmaya devam ediyorum. Çarpı 3 çarpı 0'ın karesi eksi 1'den burası eksi 1 gelir. Eşittir 2 çarpı 0 eksi 1'den burası da eksi 1 gelir. Eksi 1'ler birbirini götürürse ikisi de artı 1 olur. Ve f'in türevinde 2 de ortaya çıkmış olur. F'in türevinde 2 kaçmış arkadaşlar? 1'miş diyeceğiz. Cevap da buydu. Devam. F ve g fonksiyonları x eşittir 1 apsisli noktada türevli. G1'in 0 olduğu ve f-1'in 0 olmadığı verilmiş bize. Fx çarpı gx eksi x eşittir 2x eksi x kare olduğuna göre g türev 1'i bul demiş. Şimdi ben her halükarda şunun türevini alacağım zaten. Hadi gelin alalım. F'in türevinde içerisine aynen yazıyorum. X çarpı gx eksi x eşittir demiyorum. Çarpı içinin türevini alacağım. İçinin türevi alınırken dikkat edin bakın burada çarpımı türevi var. O halde birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci sabit ikincinin türevi şeklini alacağım bakın. Açtım parantezi. X'in türevi 1 çarpı gx artı x çarpı g'nin türevinde x eksi bir de şuradaki x'in türevi 1. Eşittir diyorum sol tarafın işi bitti artık sağ tarafın türevi. 2 eksi 2x'tir arkadaşlar. G türevi 1 sorulmuş ya bize hani şurada. Ben o zaman g türevi 1'i bulabilmek için x gördüğüm yere 1 yazmalıyım tabii ki. Yazalım. F'in türevinde 1 kere g1, g1 yapar. Eksi bir de 1'imiz var. Çarpı açtım parantezi. G1 artı 1 kere g türevi 1, g türevi 1 yapar. Eksi bir de 1'imiz var. Eşittir 2 eksi 2 kere 1'den de 0 gelir. Peki, peki. Devam edelim. Bakalım neler gelecek. Bize G1'in 0 olduğu bilgisi verilmiş. Bak şurası. Burası da biliniyor. O zaman ben şöyle diyeceğim. F'in türevinde eksi 1 çarpı çarpı. Şurası da 0'dı. G'nin türevinde 1 eksi 1 eşittir 0. Şimdi ben diyorum ki o zaman ya şu işaretlediğim yer 0'dır ya da bu 0'dır. İkisinden biri 0 olmalı ki çarpımları 0 gelsin bunların. Ama soru bana demiş ki ısrarla en başında şart koşmuş. F eksi 1'i 0 yapamazsın demiş. F eksi 1 de sevgili gençler şurayı soruda bir hatamız var. Kusura bakmayın. F türev eksi 1 0'dan farklı. Çok özür diliyorum. Burasını 0'dan farklı dediğine göre o zaman mecbur burası 0'dır. Burası 0'sa da G'nin türevinde 1 eksi 1 eşittir 0 dersek G'nin türevinde 1 ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. Demek ki cevabımız da buymuş diyeceğiz. Güzel. Notumuza bakalım. Elimizde fx'in n'inci kuvveti varsa ve ben bunun türevini almak istiyorsam n'yi başa atacağız. Fx'in kuvvetini bir azaltacağız ve f türev x yani içinin türevi f'in türevini alarak bu türevi noktalayacaksın diyoruz. Bir alt sayfaya geçtik. 89. sayfamız. İlk sorumuza bakalım. Şimdi şurası 2 arkadaşlar. X üzeri z değil. Dy bölü dx'i bul demiş. Ben bunun aslına bakarsanız x kare artı x artı 1'in eksi 3. kuvveti olduğunu biliyorum. Ve bunun türevi alınırken de eksi 3'ü başa atıyorum. Çarpı. Diğerini aynen yazıyorum. X kare artı x artı 1'in eksi 3'ü biraz azaltacağım. Eksi 4 çarpı. Nerenin türevini almadım? İçinin türevini almadım. Çarpı içinin türevi. 2x artı 1. Bitti. Bu kadar. Devam. Fx pozitif tanımlı bir fonksiyonmuş. F kare x kare artı x eşittir x küp artı x artı 1 ise f türev 0 soruluyor. Şöyle 2'yi başa attınız şuradaki 2'yi. 2 çarpı f'i aynen yazıyorsunuz. F üstünü bir azalttık ya f üzeri 1 oldu aslına bakarsanız ama yazmıyorum 1'i. X kare artı x çarpı f'in türevini almadım. F'in türevinde x kare artı x çarpı içinin türevini hala almadım. 2x artı 1 eşittir artık sol taraf bitti sağ tarafa geçiyorum. X küp artı x artı 1'in türevi nedir? 3x kare artı 1'dir. Bana f türev 0 sorulmuş. F türev şurada var bakın. F'in türevi. İçeriği 0 yapacak olan değer de sevgili gençler. X parantezinde x artı 1 diye yazılırsa. X burada ya 0'dır ya da eksi 1'dir. İkisinden birini yerine yazacağız. 0 yazalım yerine. 2 çarpı f türev 0 sorulmuştu değil mi? Pekala 2 çarpı f 0 artı 0'dan 0 gelir. Çarpı f türev 0 çarpı 0 artı 1'den burası 1 gelir. Eşittir. 3 kere 0 0 1 ekledim 1. Şimdi arkadaşlar fx'in pozitif tanımlı olduğunu da biliyorduk zaten.
2 çarpı f0 çarpı f tür f0 eşittir 1 oldu. Yani f0 ile f tür f0'ın çarpımı neymiş? 1'miş. Bu cepte. Hala f tür f0'ı soruluyor. Ve bana ne lazım f tür f0'ı bulabilmek için şimdi? Hocam f0 lazım be. F0'ı bulabiliriz. Nereden bulacağız? Aha da burada. F kare 0 artı 0 yazarsan, yani x görünene 0 yazarsan f kare 0'ı bulursun. O da eşittir 0 artı 0 artı 1. Yani arkadaşlar f0 buradan ya 1'dir ya da eksi 1'dir ki karesi 1 gelsin. Ama bana pozitif tanımlı demiş. O zaman eksi 1 olamaz. F0 kaçmış? 1'miş. Yani burası da 1'miş. 1 ile f tür f0 çarpılınca sonuç 1 geliyorsa tabii ki f tür f0 kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyeceğiz. Güzel. Devam ediyorum bir diğer sorumla. G3 2. G türev 3 de 3 olmak üzere. Bana şöyle bir fonksiyon verilmiş. Ve f türev 2 soruluyor. Şimdi ben şu kısımda tam olarak gösterelim. Şu kısmın türevini bir alayım. F'in türevinde x artı 1 çarpı içinin türevi 1, zaten onu yazmıyorum. Eşittir. Şuranın türevi alınırken 2'yi başa atıyorsunuz. G'yi aynen yazıyorsunuz. X kare artı x artı 1 diye. Çarpı g'nin türevini almadım. G'nin türevinde x kare artı x artı 1. İçinin türevini hala almadım. 2x artı 1 diyorsunuz. İçinin türevi de bu. F türev 2 sorulduğuna göre x gördüğümüz yere 1'i yazacağız. F türev 2 eşittir. 2 çarpı 1 artı 1 artı 1 3 yapar. G3 çarpı, burası da G türev 3 gelir. Çarpı 2 kere 1 2. 1 ekledim 3 geldi. G3'ün bana 2 olduğu bilgisi. G türev 3'ün de 3 olduğu bilgisi verilmiş. Burada çarpı 2 var, burada da çarpı 3 var. O zaman bu da F türev 2'dir. F türev 2 neymiş? 4 kere 9 eşittir 36'ymış diyebiliriz. Bu da bize F türev 2 veriyor sevgili arkadaşlarım. Devam. F kare 2x. X kare artı 3'ün küpü. F türev 2'nin alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi al bakayım türevini. 2'yi başa attım. Çarpı. F 2x dedim. F'in türevini almadım. F'in türevinde 2x. 2x'in türevini almadım. 2. Eşittir. Attım 3'ü başa. 3 çarpı. X kare artı 3'ün karesi. Çarpı içinin türevi 2x. Bitti. F türev 2. F türev 2 için tabii ki x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 2 çarpı f2 çarpı f türev 2 çarpı 2 eşittir 3 çarpı. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 3 ekledim 7. 7'nin karesi 49 gelir. X gördüğüm yere 1 yazıyorduk. Özür dilerim. X gördüğüm yere 1 yazıyorduk. 1'in karesi 1. 3 ekledim 4. 4'ün karesi 16. Çarpı 2 kere 1 de 2 gelir. Daha sonrasında bak, bu tarafta 2 var. Burada da 2 var. Gitti. Buradaki 2 ile de buradaki 2'yi sadeleştirdim. 8. F2 ile F türev 2'nin çarpımı da ne geldi? 3 kere 8'den 24. Şimdi ben F türev 2'ye odaklanmam gerekiyor ama burada hala bilmediğim bir şey var, F2. Bu F2'yi nereden bulurum? İşte buradan arkadaşlar. O halde F2'yi bulabilmek için X gördüğüm yere 1 yazarım. F kare 2 eşittir 1'in karesi 1. 3 ekledim 4. 4'ün küpü 64. O halde bu F2 ya 8'dir ya da eksi 8'dir. 8 olursa f türev 2 kaç olur ona bakalım. Tabii ki 3 olur. Eğer ki eksi 8 olursa eksi 8 kere f türev 2 eşittir 24 olur. Ve burası da tabii ki eksi 3 olur. Alabileceği değerleri bulunuz demişti. Ya 3 olur ya da eksi 3 olur diyeceğiz sevgili gençler. Sağ üst tarafa geçiyorum ve bir notum var. Eğer ki senin fonksiyonun karekökün içerisindeki bir fonksiyon ise sen bunun türevi alınırken şunu yapacaksın. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun ta kendisi. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun ta kendisi. Hani ben sana şey demiştim ya, kök x'in türevini bul diye TC kimlik numaran gibi ezberleyeceksin demiştim. Şuydu hani. Bu da aslında aynısı. X'in türevi 1 bölü 2 çarpı fonksiyonun ta kendisi. Aslında bu da aynı. O da aynı. İkisi de aynı şey aslında. Nm'den büyük olmak üzere eğer ki senin elinde g üzeri m'nin n'inci dereceden kökü varsa, bu sefer de sen bu fonksiyonu g üzeri x'in m bölü n'inci kuvveti yazıyorsun ve bu şekilde daha kolay türev alıyorsun. Anlaştık mı? Yani burayı
G üzeri M bölü N yazıp M bölü N'yi başa atıp GX yazıp üzerine M bölü N'den 1 çıkarıp yazıp G'nin türevini alıp işlemi sonlandırıyorsun. Şimdi örneğimize bakalım. Bakın kök içerisinde f türev x'i ben nasıl bulurum onu sormuş zaten. Eşittir dedim. Attım kesir çizgimi. Bakın içinin türevi 6x kare eksi 1 bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi diyorsunuz. Soru bitti. Aynısını yazıyorsunuz sorunun aynısını. Bu. İşte f'in türevi bu. Bir alt satıra geçiyorum. Fx eşittir x çarpı x eksi 1 çarpı x kare eksi x olduğuna göre f türev eksi 1. Bak şurayı bir çarp bakayım ne gelecek. X kare eksi x gelmez mi? Bu birinci kuvveti çarpı şurası ne gelir? X kare eksi x'in 1 bölü ikinci kuvveti. İkisini çarparsanız eğer üstler toplanır. X kare eksi x'in de 1 bölü 2 ile 1'i topladın. 3 bölü ikinci kuvveti. Aslında benim fx fonksiyonum buymuş. Bunun türevini al demiş. Ve alalım 3 bölü 2'yi başa attım. Çarpı x kare eksi x'in 3 bölü 2'yi biraz attım. 1 bölü ikinci kuvveti dedim. Çarpı içinin türevi 2x eksi 1 dedik. Bitti. Eksi 1'i de yerine monte et demiş. Hadi edelim. 3 bölü 2 çarpı. Eksi 1'in karesi 1. 1 eksi eksi 1 2 yapar. 2 üzeri 1 bölü 2 geldi. Çarpı 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 1 daha eksi 3 yaptı. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Şunu. Şurası kök 2 idi ya. Burası da 2. O halde sevgili gençler 3 kere eksi 3'ten eksi 9 gelir. Çarpı kök 2 bölü 2 diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. O 2 üzeri 1 bölü 2'yi kök 2 olarak yazdık. Anlaştık mı? Ve sorumuzun cevabı da bu geldi. Devam. 1 artı x'in kare kökü bölü 1 eksi x'in kare kökü. F türev 1 bölü 2 sorulmuş. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Kare kök içerisinde 1 artı x bölü 1 eksi x biçiminde yazabiliriz değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Peki. Şimdi burada ben şöyle bir işlem yapsam tek karekök ya içinin türevi. Şimdi ben 1 artı x bölü 1 eksi x'in türevini alacağım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci eksi birinci aynısı ikincinin türevi eksi 1 eksi eksi artı yaptı zaten bölü 1 eksi x'in karesi. Şimdi bu içinin türevi oldu bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Yani 1 artı x bölü 1 eksi x. Güzel. Şimdi üst tarafı düzenleyelim biraz. Bak burada artı x var. Eksi x gitti. Üst taraf 2 geldi. X gördüğüm yere de 1 bölü 2 yazacakmışım. 1'den 1 bölü 2'yi çıkardım. 1 bölü 2 geldi. Karesini alırsam 1 bölü 4 yapar. Bölü. 1 artı 1 bölü 2 3 bölü 2 yapar. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar. 2 ile 2 gitti. 3 bölü 1'den burası komple 3 geldi. Ve aşağısı da 2 kök 3'müş. Ters çevirip çarparsan 8 bölü 2 kök 3'ü bulursun. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4. Burayı da kök 3 ile genişleteceksin. 4 kök 3 bölü 3 bizim cevabımız oldu diyebiliriz. Farklı şekilde de alabilirdin türevi. Hiç sıkıntı değil. Pekala sevgili arkadaşlar. Bir alt kısma geçecek olursak artık şunu söyleyebiliriz ki zurnanın zırt dediği yerlere geldik. Türevin geometrik yorumuna geldik arkadaşlar. Hani türevden 5 soru çıkacak olsa bunun 3'ü türevin geometrik yorumu olur. Tabii bir geometrik yorumunun içerisine maksimum minimum problemlerini de dahil ederekten söylüyorum. Türevin geometrik yorumu daha eğlencelidir. Ama türevin geometrik yorumunu çok net anlayabilmek için hani ne tavsiye edersiniz hocam diye bir soru soracak olursan sana şunu tavsiye ederim. Şimdi buradan sonrasına aslına bakarsanız şöyle diyebilirsiniz. Türev 2. Bundan önceki türev 1'di. Şimdi türev 2 dedik ya biz buna. Bundan önceki de türev 1 dedik. Bu türev 1'de ne anlatılıyor? Türev 2'de ne anlatılıyor? Ben sana onu söyleyeyim. Türev 1 alettir, edevattır. İşte ne bileyim tornavidadır, vidadır, civatadır, çekiçtir, pensedir, İngiliz anahtarıdır. Türev 1 bunlar. Türev 2 ise artık böyle makinenin yapılış aşamasıdır, projedir. Sen türev 1'i türev 2 için öğreniyorsun aslında. Nasıl türev alınır? Hangi fonksiyonun türevi nasıldır? Nerelerde türev vardır? Nerelerde türev yoktur? Varsa nedir? Yoksa neden de yoktur? Bunları öğreniyorsun. Türev 2'de de artık bunları yorumluyorsun. Ve türevin geometrik yorumunun içerisinde öncüllü sorular da artık işin içine girdiği için seni biraz yorabilir. Ama dediğim gibi
daha eğlencelidir. İlk kısımdan daha eğlencelidir. Ağır türev soruları, yani ağır türev alma işlemleri yoktur. Hiç merak etme. Yani öğrenciyken de ben bu kısmı, yani türev 2'yi seviyordum. Öğretmenken de ben bunu seviyordum. Türev işleyeceğiz diye anlattığım öğrencilerde de, yani türev anlattığım öğrencilerde de birinciden sonra ikinci kısma geçerken sanki türev 1'i özleyecekmişiz havasına kapıldılar. Ama türev 2'nin daha da güzel olduğunu gördüler. Yani bir şeyleri biliyoruz da söylüyoruz biz. O yüzden sevgili gençler hiç merak etmeyin. Türev 2 adamdır. Türev 2 güzeldir arkadaşlar. Türev 2'yi sevin. Tamam. Şimdi türevin geometrik yorumunda çok ama çok pür dikkat olman gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim. Üsttekilerle alakalı acil ayeti soru bankasından veya artık hangi soru bankasını çözüyorsanız, acil ayeti soru bankasını çözmüyorsanız veya sonraya bıraktıysanız mutlaka ama mutlaka sorularınızı çözün. Geometrik yorumu videosunda da görüşürüz o derste. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.